Bugünkü konuğumuz Renault Clio. Renault Clio kısa süre önce makyajlandı ve makyajda ufak tefek değişiklikler yapıldı. Ufak tefek değişiklikler çünkü Renault modelinden memnundu. Tüketiciler de memnundu. Çok fazla şikayet gelmedi. Ve sonuç itibariyle Clio ömrünün ikinci yarısında çok fazla değişiklik yaşamadan devam etme hakkını kazanmış oldu. Clio Bursa'da, ülkemizde üretiliyor. O yüzden yerli malı, yurdun malı, herkes onu kullanmalı diyoruz ve başlıyoruz. Clio'nun iki tane karoser seçeneği var. Bir tanesi hatchback, bir tanesi de station wagon. Buradaki konuğumuz station wagon versiyonu, yani Clio ST. Clio ST hatchback kardeşinden 20 cm daha uzun, yani yaklaşık olarak şu kadar daha uzun. Ama buna karşılık çok büyük bir fonksiyonellik kazancı var. Hatchback'in 300 litrelik bagajına karşın station wagon Clio'nun, Clio ST'nin bagajı 445 litre. Üstelik de bu bagaj gördüğünüz gibi sedanlardan özellikle çok çok daha kullanışlı bir alan. O yüzden de sedan değil, station wagon satın almak aslına bakarsanız bagaj açısından çok daha iyi bir haber olacaktır size. Bu karoser türünün fonksiyonelliğini gözden kaçırmayın lütfen. Clio ST bir küçük sınıf üyesi. Doğal olarak da bu arka koltuklar için önemli bir sorun anlamına geliyor ama doğruyu söylemek gerekirse burası kasvetli, daraltıcı ya da yaşanamayacak bir yer değil. Diz mesafesi yeterli sayılır. Baş mesafesi de gayet iyi aslına bakarsanız. Tek sorun olabilecek şey benim boyutlarımda mesela 3 tane yetişkin burada rahat edemez. Doğruya doğru omuzlarımız devamlı birbirine değer. Uzun bir yolculuk yapmak çok da rahat olmayabilir 3 yetişkin için. ST'yi tercih etmek, yani station wagon karoseri tercih etmek hem tavan çizgisinin düzlüğü ve baş mesafesi anlamında iyidir. Hem de kafaların iniş binişinin daha rahat olması açısından iyidir. Clio'nun kokpiti modern Renault kokpitlerinin başlangıcını temsil ediyordu. Ve makyajda da bu kokpit yapısı değiştirilmemiş. En önemli, benim en azından en çabuk fark ettiğim farklılık ayna kumandasının değişmiş olması. Ayna kumandası o klasik joystick tasarımından ayrılmış ve artık bir düğme grubu şeklinde yer alıyor burada. Geri kalan kokpitin genelinde nasıl özellikler mevcut? Küçük sınıf seviyesinde malzeme kalitesi var. Şuradaki plastikler iyi aslına bakarsanız. Dokunma hissi çok güzel ve görseli çok çok güzel aslında. Kapı içlerindeki plastikler o kadar iyi değil. Ama geneline baktığınızda malzeme ve işçilik kalitesi açısından tatmin edici bir kokpit diyebiliriz. Büyük bir ekran Clio'nun o yıllarda sükse yapmasını sağlamıştı. Bu baz donanımında yok tabii ki ama bu ekran üzerinden hem multimedya sistemlerini kontrol edebiliyorsunuz hem de araç ayarlarını yapabiliyorsunuz. Şimdi Clio'nun direksiyonundayız. Clio, Renault'un son dönemdeki bu sportiflik atağının da başlangıcıydı. Aslına bakarsanız o yüzden de birazcık sert ayarlanmış süspansiyon sistemine sahip. Şu an içinde bulunduğumuz araç kış lastikler üzerinde ilerliyor ve o da konfor açısından küçük bir avantaj yaratıyor. Makyajda da ufak tefek ayarlamalar yapılmış ve sonuç itibariyle baktığınızda evet yeterli konfor özellikleri sunuyor diyebiliriz ama bildiğiniz sert bir araç bu. Yani bu tarz düzgün asfaltlar üzerinde o kadar rahatsız edici olmuyor ama logar kapaklarıdır, yamalardır gibi şeylerin üzerinden geçerken bunları hissetmeye başlıyorsunuz. Özellikle de büyük jantlara sahip, büyük jant opsiyonuna sahip versiyonlarda bu daha dikkat çekici. Küçük jantlı baz versiyonlarda çok daha kaliteli bir sürüşe sahip. Sürüşü genel anlamda sessiz, ne kadar sessiz ama küçük sınıf ortalamalarına göre baktığınızda sessiz. İçinde bulunduğum bu versiyonda 1.5 litrelik dizel motor var. Dizel motorun sesi birazcık iç mekanı sızıyor doğal olarak. Yani tamamen yalıtılmamış, tamamen dışarıda tutulamamış ses. Ama içeride duyuluyor ama çok da fazla rahatsızlık vermiyor bu. Dahası otoyol hızlarında örneğin iç mekandaki huzur çok fazla bozulmuyor ki bu küçük sınıf açısından çok önemli bir özellik. 1.5 litrelik dizel motora geri dönecek olursak aslında söyleyecek çok fazla bir şey yok bu konuda. Çünkü bu motor artık çok yakından tanıdığımız, çok uzun yıllardır bizimle birlikte olan bir motor ve muhtemelen Türkiye araç parkında da en çok bulunan motorlardan bir tanesidir. Çok başarılı çekişe sahip, esnekliği çok iyi, torku devir bandına çok iyi dağıtılmış bir motor. 90 beygir güç, 220 Nm tork üreten versiyonu kullanılıyor Clio'da. Bunun yanında 75 beygirlik bir versiyonu daha var. Ama şu anda içinde bulunduğumuz o güçlü olan versiyon. Çünkü EDC çift kavramalı şanzıman sadece bu güçlü versiyonla birlikte sunuluyor. Çift kavramalı şanzımanla birlikte motor oldukça uyumlu çalışıyor. Vites oranları çok güzel ayarlanmış. Şanzıman çok hızlı vites geçişleri yapıyor. EDC bir DSG değil açıkçası. Onun kadar ateşli vites değişimleri yapmıyor. Ama işini başarıyla yerine getiriyor.
çift kavramalı şanzımanlarla ilgili genel sorunlar, genel dikkat edilmesi gereken kurallar EDC için de geçerli tabii ki. Sonuç itibariyle bu katı kavramalı bir şanzıman ve ona uygun da hareket etmek gerekiyor. Koruyarak kullanmak gerekiyor EDC'yi. Bu şanzımanla yakıt tüketimi bizim şu andaki ortalamamız 4.7 litre 100 kilometrede, ama bu değer sırf sabit hızlı bir sürüşte elde edildi. Aslına bakarsanız gerçekten sakin kullanırsanız 4 litre civarlarına bile düşürebiliyorsunuz bu aracın tüketimini, ki çok çok iyi bir değer aslında baktığınızda. O satın alma sırasında ödediğiniz yüksek bedelin karşılığını alabiliyorsunuz anlayacağınız bunda. Yine de benzinli motorlara ciddi anlamda bakmanız lazım. O karşılığı alabilmek için sizin için değer mi dizele fazladan ödeme yapmak? Çünkü şu aralar dizellere çok çok fazla ödeme yapmaya başladık. O farkı değerlendirmeniz lazım kendi açınızdan, ama bu motor gerçekten çok ekonomik, çok tutumlu bir motor. Bunun dışındaki genel özellikleri ST'nin şuradaki örneğin kapı içindeki kol dayanağı, normal şartlarda evet güvenli sürüş açısından kesinlikle yapmamanız gerekiyor, ama hepimiz özellikle şehir trafiğinde, yoğun trafikte kolumuzu bir yerlere dayıyoruz. Kolunuzu dayarken de burası gerçekten rahat oluyor aslında bakarsanız. Direksiyonu tutarken kolu buraya dayamak iyi, ama ani durumlardaki manevralarda kolunuz devamlı buraya çarpabiliyor. Bu bence Clio ürün gamının en önemli sorunu. Özellikle Ares'te de mesela bu aynen burada duruyor ve onda daha da büyük sorun yaratıyor. Çünkü bir performans modeli, piste giriyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz ve şurada devamlı kolunuza çarpan bir şey var. Bu da sizi zora sokuyor. Ayrıca mesela koltuk ayarlarının yerleri de pek iyi seçilmemiş. Zor ayarlanıyorlar koltuklar. Ama bunun dışındaki özellikleri oldukça iyi belirlenmiş, oldukça iyi ayarlanmış ve bu sayede Clio ST çok çok iyi bir aile otomobili oluyor.